Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. 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 Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Bir adam putun karşısına gidiyorsa, küfür sözü söylüyorsa, bizim şirk dediğimiz amelleri yapıyorsa kesinlikle bu adam şirke düşmüştür. Bakın Allah için şu cümlemi de iyi dinleyin. Zina eden adamı gördük. Ya gördük, adam zina ediyor. Şimdi bu adamın benim nazarımdaki hükmü nedir? Zinakardır. İçki içen bir adamı içki içerken gördük. Bu adamın adı içkicidir. Hırsızlık yaparken bir adamı yakaladık. Bu adamın adı hırsızdır. Var mı başka bir adı? Bir adamı da şirk işlerken görürsek bu adamın adı müşriktir. Hocam biz şirke şirk deriz, şirk işleyen adama müşrik diyemeyiz. Kardeşim o zaman zina eden adamı da zinakar deme, ne farkı var? İçki içen adama da içkici deme o zaman. Bakın kardeşler, ancak ihtimal olduğu zaman biz sükut ederiz. Adam dedi ki Allah Muhammed'in belasını versin dedi, haşa. Ya şimdi bu adam Muhammed'le Resulullah'ı mı kastetti? Bu adam Muhammed'le arkadaşı Muhammed'i mi kastetti? Ben ne bileyim, bak burada ihtimal var. Ha, ben burada derim ki sen kimi kastettin? Derse ki Resulullah'ı kastettim, vallahi ne niyetle söylersen söylesin küfre girer. İyi anlayın burayı. Adamlar diyorlar ki adam şirk işleyecek, biz bu adam şirk ehlidir diyemeyiz. Yani amele şirk deriz, sahibine müşrik diyemeyiz veya işte şirk ehlidir diyemeyiz. O zaman içki içen adam da içkicidir deme kardeşim. İslam'ın bir hakikati vardır, şirkin bir hakikati vardır. Kim İslam'ın hakikatini ortaya koyarsa adı Müslümandır. Kim şirkin hakikatini ortaya koyarsa müşriktir. İstisnai şeyler üzerine hüküm bina edilmez kardeşler. Şimdi bir adam dese ki bana, hocam domuz eti haram mıdır, helal midir? Ben helaldir diyebilirim. Niye? Zaruret halindeki adama helal. Ben şimdi soruyorum size, kardeşler içki haram mı? Kim demiş haram kardeşim? Zaruret halindeki bir adama helal. Böyle din anlatılır mı? Allah için soruyorum size. Şimdi adam diyor ki, şu iş şirk mi? Şirk. Ama biz işte o işi yapan adama müşrik diyemeyiz. Niye? Ya belki şu haleti vardır, belki mazeretlidir şey. Bak istisnalar üzerinden din anlatılmaz kardeşler. Biz adını koyacağız. Bu iş şirk. Bunu yapan adam şirk ehli. Ha istisnası varsa, manisi varsa onu İslam kadısına izah eder. O da ona hüküm verir. Ben bilmem ama ben avamım. Ben gördüğümle hükmederim, gördüğümle muamele ederim. Gerisi beni bağlamaz.